Katliamlarla yüzleşmekten ve demokratik taleplerimizi görmezden gelen AKP-MHP koalisyonu seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atayarak sandıklara darbe yapıyor. Madımak Oteli utanç filesi yapmamak için direnen AKP-MHP ortaklığı işçilerimizin madem çağlarında daha fazla rant ve kar uğruna katletilmesine göz yumuyor. Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Sivas, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, Suruç, 10 Ekim Ankara kar başta olmak üzere yaşanmış katliamların bütün yönleriyle açığa çıkarılması ve gerçek sorunların açıklanması talebimize kulağını kapatan AKP-MHP iktidar bloğu dindar, kindar, itaatkar bir nesil yetmesi için özel programlar, projeler hazırlıyor ve yarın katliamcılarını yetiştirmek için cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamaya devam ediyor. Kısacası Sivas ile yüzleşmekten bilerek ve isteyerek kaçan dünün ve bugünün siyasal iktidarı 2 Temmuz 93 tarihinden bu yana birçok yüzleşmesi gereken katliamın yaşanmasının sorunları olmuştur. Yenicilikten ve ırkçılıktan beslenen, halkımızı kutuplaştırmaya, ayrımcı politikalarla toplum bölmeye, haksız ve hukuksuz uygulamalarıyla bütün ülkeyi içinden çıkılması güç bir kaosa sürüklemektedir. Değerli kamuoyu, Alevilerin demokratik taleplerini daha çok hak gaspıyla karşılık veren bir iktidarla karşı karşıyayız. Zorunlu din dersleri kaldırsın talebimize yeni din dersleriyle karşılık verildi. Laik ve bilimsel eğitimin talebimize ÇEDES'e benzeri binlerce proje ve protokolle yanıt verildi. Bilime ve akla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, eşit yurttaşlığa, doğa ve çevre bilincine, kadın haklarına, çocuk haklarına, barış ve kardeşliğe, sevgiye ve emeğin kutsallığına esas alan bir eğitim sistemine karşı demokratik, kamusal bir eğitim istiyoruz. AKP-MHP iktidarı ve bu talebimizi Türkiye yüzünü mağrip modeliyle karşılık verdi. İnancımızı tarif etmeyin, tanıyın. Cem ibadetimiz, Cem evleri ibadetlerimizdir dedik. Alevilik, Aleviliktir. Alevilik vardır ve haktır. Asimile etmeye çalışmayın dedik. Onlar Alevi'yi öldürmeye, Alevilerin kendi içerisinde bölüp parçalamaya hedefleyen ve asimilasyon üstü haline getiren Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'nı kurdular. Bu başkanlığı da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. Yaşasın hakların kardeşliği! Yaşasın hakların kardeşliği! Yaşasın hakların kardeşliği! Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu! 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamının 31. yıl dönümünde katledilen 33 canımızı anmaya, katliamları ve katliamcı zihniyetini aletlemeye devam edeceğiz. Yaşadığımız onlarca sorun, derin yoksulluk, derin kriz, buna bağlı olarak gelişen umutsuzluk, çaresizlik, işsizlik, açlık, intiharlar ne kadar umutsuzluk var ise hepsinin ana nedeni tekçi, katliamcı, Türk İslam ve erkek eğmen sisteminin üstüne siyasal iktidardır. Artarak devam eden kadın cinayetleri bu iktidar anlayışının eseridir. Bu iktidara ve maruz kaldığımız antidemokratik uygulamalara karşı birleşmek zorundayız. Faşist ve şeriatçı bir avluk altında yaşamak istemiyor isek, layık ve demokratik bir cumhuriyet için ortak mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin en büyük buluşma noktasından biri 2 Temmuz'dur. 2 Temmuz'da yine var gücümüzle Sivas Madımak Oteli'nde olacağız. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Hem Tunlular kanadında göğe yükselen 33 canımızı alacağız, hem de tekçi, ırkçı, inkarcı iktidara karşı taleplerimizi haykıracağız. Halkımızı emekten, barıştan, demokrasiden, özgürlükten yana olan bütün kurumları çağrımıza destek vermeye ve alanlarda kol kola mücadele etmeye çağırıyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz. Sivas için adalet, herkes için adalet. Üstün Aptal Kütülerine'yi sağım çözülmesi. Katılımcı için kurumlara sıkıntılarını sunuyoruz. Dayanışma! Yaşasın devrimci dayanışma! Yaşasın devrimci dayanışma! Sivas'ı unutma, unutturma! Sivas'ı unutma, unutturma! Sivas'ı unutma, unutturma!
Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar.